insanlar bir kat daha namusunu haset işerler. Gelmeyin bu ülkeye bir daha, gelmeyin. 6 aydır çocuklarımı göremiyorum. Ben yazılım olmaz. Ben patlayacağım bunlara. Patlayacağım bunlara. Sayın Cumhurbaşkanı, ben Hazreti Işık Yunus Demirtaş. Sahte evlilikle Azerbaycan vatandaşı bir kadınla evlendim, dolandırıldım. 1 milyon dolardan çok zararım var. Aynı şekilde 500 bin dolar zararı var. Niçin evlendin abi? Normal bir millet iki devlet dedik, inandık, güvendik, çağırdı oradan. Niye sahte evlilik yaptın yani? Yani ya Facebook'tan, bilmiyordum. Dünyada rüşvetin, bir dakika, dünyada rüşvetin kanunla yasal olduğu tek devlet Azerbaycan. İki devlet bir millet değiliz, yıllardır uyutuluyoruz böyle. Yüz binlerce Türk'ün evi yıkıldı. Yüz binlerce insan evi yıkıldı. İranlıların, Çinlilerin, Pakistanlıların insanın hayatını yıktılar. Ve şu anda İsrail'i destekliyorlar. Ne kadar paranız gitti abi? Benim 500 bin dolarım ben gitti. Ben de 1 milyon dolarım. Kanunen yasal olarak hiç yapamıyorum. Mihriman Aliyev'le görüştüm orada. Kazanmak için mi yatırdın? Mağaza açtım. Kazanmak için yatırdın. Kim konuşuyor? Gelsin buraya. Konuşurum ben. Konuşurum. Sahtekarsınız. Yürü çık git memleketinden. Ne işiniz var burada? Yürü. Terbiyesizler. Ben çocuklarımı el koymuşlar. İlham Aliye ben çocuklarımı veren. Hayatımız. Verin lan o çocuklarımı. Yoksa dünyayı yakarım. Yeter Erdoğan. Hayatımızı yıktılar. Hayatımı yıktılar. 65 yaşındayım. Hamallık yapıyorum. Benim İş çocuklarımı el koymuşlar. Rüşvet alıp beni dolandırdılar. Bu namussuzlar. Terter mahkemesi hakimi. Polis şubesi. Velayim prokurorum. Savcılar. Ya ben bunları nerelerde anlatacağım. Ya da anlatacağım. Benim hakkımı verecekler. Yeter artık buraya geldi. Bastan patlayacağım bunlara. Patlayacağım bunlara artık. Aziz, konuşamıyorum. Aziz Türk milleti. İki devlet bir millet değiliz. İnanmayın, güvenmeyin. Dünyada bir dakika dur. Dünyada hırsızlığın, rüşvetin, sahtekarlığın kanunla yasal olduğu tek devlet Azerbaycan'da. Gitmesiz ki. Yüz binlerce Türk mağdur. Gitmeyin Azerbaycan'a. Asla gitmeyin. Gitmeyin Azerbaycan'a. Dur anlatsın dur. Sakin ol anlatsın. 6 aydır çocuklarımı göremiyorum. Böyle durum olmaz. Böyle bir millet ki devlet olmaz. Mevzuyu anlatsın ki çözüme ulaşsın. Sakin ol. Mevzuyu anlatsın. Ben konuşamıyorum normal olarak. Tamam. İnsanlıktan çıkacağım bunlara karşı. Bir dakika sakin ol. Şimdi beyefendi. Benim mağazamı soydular. Polise şikayet ediyorum. Polis o an ilk anda 20 bin dolar rüşvet alıyor. Ben haksız çıkartıyorlar. Mihriban Aliyev'le görüştüm. Cumhurbaşkanı karısıyla. Başsavcıyla görüştüm. Aliyev'in ikinci adamıyla görüştüm. Ama işin arkasında başka insanlar var. Generaller var. Yüz binlerce Türk'ün evini yıktılar. Yüz binlerce Çinli'nin, Pakistan'ın, yüz binlerce İranlıların. Adamların tek geçim kaynakları hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık. Ülkemde Azeri istemiyorum. Gelmesinler. Suriyeliler bin kat onlardan daha namuslu, şerefli, hasiyetli. Afganlar bin kat daha namuslu, hasiyetli, şerefli. Gelmeyin bu ülkeye bir daha, gelmeyin. Ben Azeri sevmiyorum. Azeri istemiyorum. Arkadaşlar Azerbaycan'ı İlham Aliyev yönetmiyor. Azerbaycan'ı polis monopolyası yönetiyor. Eğer işin içinde bir polis rüşvet aldıysa mümkün değil orada. Hiç kimse parasını kurtaramaz. Acil bir şey. Suriyeliler, Afganlar... Güzel insanlar. Azeri'lerden uzak durun. Dünyanın en namussuz, en ahlaksız insanları. Ceplerine göz dikiyorlar. Ben böyle bir şey görmedim yeryüzünde. 14 tane ülke gezdim. Azerbaycan'da yıkıldım ya. Hapse attılar haksızlıkla. Polisi gelip cebimden rüşvet aldı. Paramı soydu çıkardı aldı. Tezbihim vardı. Bütün eşyalar malzememi aldılar ya. Abi bunu bana verirse, abi ne kadar şirinlik ederse, abi ne kadar hürmet edersin. Beşiktaş. Burada gelin Rodri meydan. Gelin böyle. Böyle gidin. Kendi memleketi burası. Abi